Evet arkadaşlar, bu videomuzda SharePoint Central Administration'da göz atacağız. Central Administration'a erişebilmek için Start, Programs, Office Server, SharePoint 3.0 Central Administration linkine tıklıyoruz. SharePoint Central Administration bütün altyapının kurulduğu alandır. Server ile ilgili faaliyetleri ve sistemin altyapısını Central Administration ile kurabiliriz. Biz Basic kurulum yaptığımız için linkte gördüğümüz 10.804 portunu kendisi oluşturdu ve Central Administration içindeki birçok ayarı gene kendisi yaptı. Bizim blobumuzda yapacağımız şeyler belli başlı ayarları kontrol etmek ve bazılarını düzeltmek olacaktır. Burada görebildiğimiz gibi administrator taskleri bize aslında ne yapmamız gerektiğini söyler. Ancak tasklere geçmeden önce yapmamız gereken bazı ayarlar var. Öncelikle operations'a geliyoruz. Burada Servers in form ve server'ımızın ismini tıklıyoruz. Burada gördüğümüz servisler şu anda server'ımızın üzerinde çalışan servislerdir. Office SharePoint Server Search'a basıyoruz. Burada email adres kısmına admin'imizin email adresini yazıyoruz. Ayrıca Query and Indexing'deki Use this server for indexing content ve Use this server for serving search queries'in işaretli olduğuna emin oluyoruz. Aşağıya doğru gördüğümüz ayarları daha sonra değineceğiz. Okay diyoruz. Ardından Application Management'a geliyoruz. Burada Create or Configure this form shared services'i işaretliyoruz. Buradan SharePoint 80'e geliyoruz. Time Zone ayarlarımızı yapıyoruz. Ayrıca buradan site içindeki maksimum upload size'ını da belirleyebiliriz. Birçok ayarı da belirleyebildiğimiz gibi. Okey deyip çıkıyoruz. Ardından yine Application Management'ta Create or Configure this Farm Share Service'e tekrar giriyoruz. Ve burada Shared Services 1'i seçiyoruz. Bu Shared Services'ı da kendisi oluşturdu bu arada. Yine Basic'lik kurulum yaptığımız için. Burada yapacağımız ayarlar Search ayarları ile ilgilidir. Search ayarlarına geliyoruz. Search Settings. Burada Default Content Access account'unu belirlememiz gerekiyor ki bu account'a göre search yapılabilen yerlere giriş yapılsın. Biz admin account'ımızı belirliyoruz. Ayrıca Content Sources and Crawl Schedules'a giriş yapıyoruz. Burada gördüğümüz ayarlar sitenin hangi aralıklarla nereden bir veri toplayacağını belirliyoruz. Evet, Crawl Schedules kısmında Full ve Incremental Crawl'un yani veri toplamanın schedule'larını belirleyebiliriz. Örneğin, Crawl Schedule'a geldiğimiz zaman karşımıza açılan pencerede hangi aralıklarla yapacağımızı belirleyebiliriz. Incremental crawl içinde tekrar schedule belirleyebiliriz. Onu daha sık aralıklarla belirlememiz mümkündür. Ayrıca full crawl'ı şimdi başlatmak istiyorsak start full crawl of this content source'u işaretliyoruz. Evet, şu anda tasklere geçmeden önce yapılması gereken bütün ayarları yapmış bulunmaktayız.